Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerimiz. Annemin Örgü Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle Alize Angora Gold simlipimizle sevgili hanımlar harika bir yelek modeli anlatacağım. Evet güzel hanımlar, hem yelek modellerimde hem hırka modellerinde çeyizlik yelek modellerine çok yakışacak olan bu güzel modeli sizlerle birlikte yapmak istiyorum sevgili hanımlar. Zümrüt taşı yelek örneği yapacağız. İnşallah beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli şöyle Alize Angora Gold'un simli bir ipiyle yapacağız güzel hanımlar. Hemen burada bakın 100 gram 500 metre, hemen numaramız da burada. Eğer beğenirseniz alırsınız sevgili hanımlar. Evet, Alize Angora Gold ipimizde bu güzel zümrüt taşı örneği muhteşem sevgili hanımlar. İnşallah beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modelim. Şöyle ince bir ip Alize Angora Gold. Evet, hemen modelimizi sizlere anlatmak istiyorum hanımlar. Şöyle ben zemin hazırlığı için 5'li trabzanlar yaptım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta bu lastik bandını yapabilirsiniz. Yeleğinizin alt kısmının bandı sevgili hanımlar. Ben şöyle model anlatacağım için şöyle 5'li trabzanlar yaptım. Hemen sizlere de göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle kenarda 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Birinci trabzanıma değil, ikinci trabzanıma batıyorum. Önce 2, sonra 2 trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Önce 2, sonra 2. Hemen yanındaki trabzanın tepesine. Önce 2, sonra 2 trabzanlar yaptım. Tığımın başını doladım. Burada zincirimin tepesine de bir tane yine ikili trabzan yapıyorum. Evet, hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzandan oluşan kenar bandımı bu şekilde hazırladım. Şimdi sizlere modelimi anlatacağım güzel hanımlar. Modelim gerçekten süper bir model. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen şurada sevgili hanımlar bakın. 2, 2. Yani ikili trabzanlarla yapıyoruz. Söylememe gerek yok herhalde. Hemen 3. Bakın kenardaki zincirimle birlikte 4 oldu. Hemen yanındaki trabzanın içine 5, 6 ve zincirimin hemen trabzan tepesine de buraya batarak 7 tane kenar bandı yaptım bakın. Yeleğimizin kenarında 7 tane kenar bandı yaptım. Zincirimi de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayıp bir trabzan sırası atlayıp hemen buraya batıyorum. Bir trabzan yapıyoruz. İkinci trabzanım. 4 tane trabzan yapacağız buraya. 2, 3, 4. Evet, 4 trabzanımı, ikili trabzanımı yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayıp aynı yere 1-4 tane trabzan daha yapıyorum. 2-2 trabzanlar yapıyorum. Önce 2, sonra 2. 4 tane buraya trabzanımı yapıyorum. 3 ve 4. Şimdi burada 5 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1-2-3-4-5. 5 zincirimi çektim. Bakın. Bir trabzan sırası atlıyorum. İkinci trabzan sırasını atlıyorum. Üçüncü trabzan sırasına bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bakın bir atladım. İki atladım. Üçüncü trabzan sırasına. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bir trabzan sırası atlayıp hemen ikincisine tekrar önce 2, sonra 2 trabzanlar yapıyorum. 4 tane trabzan yapıyorum buraya. 2, 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere 1-4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum.
tığımın başını dolayıp, bakın burada bir trabzan sırası atlıyorum. Hemen şuraya tepeye batıyorum. 1. Bakın bir tane trabzanımı yaptım. Hemen şuraya boşluğa tekrar 2 3 ve hemen dip kısma, hemen şu kısmada bir trabzan daha yapıyorum. 4. Bakın burası bizim dikiş bölümüne gelecek. Yeleğimizin dikiş bölümüne gelecek bölümü. 4 trabzan yaptık. Bu da yeleğimizin yaka bant bölümü. Yani düğme deliği yaptığımız bölüm, yaka bant bölümü burası da. Şimdi burada hemen 1 2 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Evet, şöyle bir görüntümüz oldu. Bakın. Odaklamamız bozuldu. Şöyle bir görüntümüz var sevgili hanımlar. Hemen zincirimi çektim, geriye döndüm. Modelimin ikinci sırasındayım. Evet, şöyle birinci değil, ikinci trabzan tepesine batıyorum. 2 2. Tığımın başını doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. 3. Zincirimle birlikte 3 oldu. Hemen son trabzanımın tepesine batıyorum. Bakın 4 tane kenar trabzanımı yaptım. Burada bir tane zincir çekip tığımın başını doluyorum. Şimdi bizim burada bakın 4 tane trabzanımız var. Hemen şurada birinci değil, ikinci değil, üçüncü trabzanı şöyle göbeğinden batıyoruz. Önce 2, sonra 2 yapıyoruz. Tığımızın başını doluyoruz, hemen yanındakine de. Önce 2, sonra 2. Evet, bakın ilk 2 trabzanı atladık. 3. ve 4. trabzanın göbeğinden alarak battık. Şimdi burada ortadaki zincirimize de 2 tane 1 2 2 tane trabzan yaptık bu şekilde. Yine bir zincir çekiyoruz araya. Tığımızın başını doluyoruz. Aynı zincirin içine 2 trabzan daha yapıyoruz. 1 2 2 trabzanımı yapıyorum. Sonra tığımın başını doluyorum. Burada bakın hemen yanında 4 tane daha trabzanımız var. 1 2 3 4. İlk 2 trabzanın göbeğinden yine batıyoruz. 3 ve 4. Bu şekilde bakın modelimizi yaptık. Şimdi burada bakın hemen 1 2 zincir çektim. Bakın burada hemen şu zincirimizi ortalayarak şu şekilde batıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine hemen buradaki zincirimi ortalıyorum ve tam ortasına batıyorum. Yine 1 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bakın yine burada bakın su taşımız var. Zümrüt taşımız. Hemen İlk 1 ve 2. trabzanla buradan 1 ve 2'yi atlıyoruz. 3. ve 4. trabzanların göbeğinden ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde 1 yaptık. 2. 2 2 trabzanlarla, ikili trabzanlarla. Hemen ortadaki zincirimizin içine de 2 trabzan daha yapıyoruz. 1 2. Yani burada bizim 4 tane trabzanımız oluyor. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı zincirin içine 2 trabzan daha yapıyorum. 2 2. Bir tane daha yapıyoruz. 2 2. Evet, bakın 2 trabzanımızı yaptık. Hemen yine burada 4 tane trabzanımız var. Birincisinin göbeğini battım. 3. trabzanımı yaptım. İkincisinin göbeğinden battım. 4. trabzanımı yaptım. Evet, modelimi burada tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzanlarımın tepesini tek tek batıyorum. Evet, bakın 1 2 3 olmadı. 3 4 tığımın başını doladım. 5 6 ve tekrar zincirimin tepesine batıyorum. Bakın
7. 7 tane kenar bandımızı da yaptık arkadaşlar. Evet, şöyle bakın bir model çıkarmış olduk sizlerle sevgili hanımlar. Bu şekilde bir model. Evet, bu şekilde bir modelimiz oldu hanımlar. Şimdi burada 1 2 3. Şöyle bir model daha anlatayım size. Evet, daha da kolay anlayacaksınız. Bakın bu şekilde ben sizlere küçük bir model anlattım. İnşallah şimdi bir model daha anlatınca daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Evet, şimdi gene kenar patlarımızı yapalım. Burada bizim bakın 2 4 6 7 tane kenar bandımız var. Zincirimi de kenar trabzan olarak sayıyorum. 1 2 tığımın başını doladım. Buradaki trabzanlarımın tepesine tek tek batıyorum. 7 tane trabzanımız olacak. Sizler bu kenar bantlarınızı istediğiniz sayıda yapabilirsiniz hanımlar. Ben sizlere model anlatacağım için 7 trabzan üzerinden gösteriyorum. Evet, şöyle sayalım. 2 4 6 7 bakın. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine burada bakın. Dörtlü staçlarımız var. Hemen birinci değil, ikinci değil bakın. Üçüncünün önce 2, sonra 2 yapıyorum. Sonra dördüncü trabzanımızın göbeğinden batarak önce 2, sonra 2 yapıyorum. Tığımın başını dolayıp sonra bir zincirimin içine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Bir zincir çekiyorum araya. 4 tane trabzanımı yaptım. Tığımın başını doladım. Şöyle 2 trabzan daha aynı yere. Bakın 2 trabzanımı yaptım. Burada hemen yine 4 trabzanım var. İlk birinci trabzanına battım 3. Hemen ikinci trabzanın göbeğinden battım 4. Evet, bu şekilde bakın bu modelimizi de tamamladık. Şimdi burada sevgili hanımlar bakın. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tam şu göbeğe, şuraya batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığım başını doladım. Tekrar buradaki su taşıma geldim. Yani zümrüt taşıma geldim. Birinci değil, ikinci değil, üçüncü trabzanın göbeğinden batıyorum. Önce 2, sonra 2 yapıyorum. Tığım başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine göbeğinden batıyorum. Önce 2, sonra 2 yapıyorum. Sonra 2 tek zincirimin içine 1 2 2 tane trabzan daha yapıyorum. Burada 4 trabzanımı tamamlıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar 2 trabzan. Bakın 1 2 2 trabzanımı yaptım. Tığımın başını doladım. Bakın burada 4 tane trabzanım var. 1 2 3 4. İlk 2 trabzanımın göbeğinden 2 tanesini yapıyorum. Birincisini yaptık. İkincisini de yapıyoruz. Evet, yine bakın bir zincirden sonra 4 tane 1 2 3 4 trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu kenardaki dikiş yapacak olduğumuz bölümdeki 4 trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 Dikiş yapacak derken hani kenarından yeleğimizi birleştireceğimiz noktadan sevgili hanımlar. Nokta burası. Yani iki mesela arkayla önün birleştiği diktiği bölüm yani burası. Evet, şimdi 1 2 3 zincirimi çektim, geriye döndüm. Evet, modelim kendini artık göstermeye başladı. Çok çok güzel bir model oldu arkadaşlar. 3 zincirimizi çektik, geriye döndük. Hemen burada birinci değil, ikinci trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle 4 tane zincirimle birlikte trabzanım olacak burada. 3 ve 4. Evet, bu şekilde bakın zincirimi de sayıyorum. 1 2 3 4. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen burada birinci değil, ikinci değil, üçüncü trabzanımın göbeğinden batarak 1
ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine de aynı şekilde göbeğinden batarak ikili trabzanımı yaptım. Tığım başını doladım. Bir zincirimin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bakın dört tane trabzanımız oluştu. Bir, iki, üç, dört. Araya bir zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızın başını dolayıp aynı yere iki tane daha trabzan yapıyoruz. Bir, iki. Tığım başını doladım. Hemen yanındaki iki trabzanıma da bir, iki battım. Dört trabzanımı yaptım yine. Şimdi burada bir, iki. Bakın hanımlar, iki zincirimi çektim. Hemen şurayı, zincirimi ortalıyorum, batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Hemen buradaki zincirimi tam ortalıyorum. Bu şekilde. Yine burada da bir, iki zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen burada bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzanım var. Birinci değil, ikinci değil. Üçüncü ve dördüncü trabzanıma ikili trabzan yapıyorum göbeğinden batarak. Bu şekilde. Sonra zincirimin ortasına da iki tane daha trabzan yapıyorum. Evet güzel hanımlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Hemen aynı yere iki tane daha trabzan yapıyorum. Bir, iki. Şimdi bir tane zincirimi çektim, pardon, iki tane trabzanımı yaptım. Buradaki dört trabzanımın iki tanesinin de göbeğinden batarak 3 ve 4 trabzanlarımı tamamladım. Bir zincir çekip bu kenardaki 7 tane trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Şöyle ben sizlere bakın modelimi anlattım sevgili hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Harika bir model oldu. Bakın şöyle. Bu yeleğin dikişe gelecek bölümü, kenar bölümü. Burası da pat bölümü sevgili hanımlar, kenar bölümü. Evet, sizlere harika bir yelek modeli anlattım güzel hanımlar. Modelimin biraz ilerlemiş halinde hemen bir göstereyim size. Evet, büyük dilim bir yelek yapmak isterseniz sevgili hanımlar bakın. Muhteşem oldu. Şöyle büyükçe bir dilim hazırladım size. Yeleğimizin kenar bölümü şöyle tutalım. Bakın yeleğimizin kenar bölümü, modellerimiz harika oldu sevgili hanımlar. Çok şık ve çok gösterişli bir model. Evet güzel hanımlar, gerçekten modelimizi ben çok beğendim. Zümrüt taşı örgü modeli bu sevgili hanımlar. İnşallah sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir yelek modeli. Sizler de eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Gerçekten sizlerin her bir yorumunuz benim için çok değerli. Her bir beğeniniz de benim için çok değerli. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Bu güzel modeli de sizlere bırakıyorum. Annemin Örgü Evi kanalından kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.